Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Tunç. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, paylaşın. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şimdiden iyi seyirler. Yüksekova'dan arkadaşlar. Dolmuş'la İran, Ürmiye şehrine gidiyoruz. Yüksekova'dan kalkıyor. Böyle gördüğünüz gibi dağların arasında her taraf kar. Böyle dağların arasında İran'a doğru gidiyoruz. Minibüs yolculuğu harika, keyifli. Ben de böyle bir taburada oturdum. Yer kalmadığı için böyle bir taburada oturdum. Böyle biraz böyle seyahat edeceğim. İran'a doğru. Artık bir yer boşalırsa öyle geçeceğim. Çok geç kaldığımız için yer bulamadık. Eğer minibüsü kaçırdığın zaman da bir saat beklemen gerekiyor. Biz de zamanla yarışıyoruz. Zaman yok. O yüzden buna bindik. Güzel bir yolculuk. Böyle güzel bir şekilde yolculuk ediyoruz. Harika. Her taraf bembeyaz. Bakalım İran'da da kar var mı? Yollar çok iyi. Tabii akşamüstü. Ama tabii karın da ışığıyla aydınlık veriyor. Böyle güzel köylerden geçiyoruz. Ufak birkaç haneli köyler. Macera başladı arkadaşlar. Şu anda minibüste bu kadar. Daha sonra böyle güzel yerleri çekip paylaşacağım. Şu anda Esenler'e köyündeyiz. Sınıra doğru gidiyoruz. Tırlar falan. Gördüğünüz gibi sıra dağlar. Baya bir tır var. Bu dağlarda da aynı zamanda katırlarla, hayvanlarla mal taşıyorlar. Şuradan gösteririz. Evet, sınıra geldi. Artık Türkiye sınırından çıktık, değil mi? Biz şu anda İran Urmiye şehrine girdik ve yürüyoruz. Kapıkule'den sınırdan içeri girdik, pasaport kontrolden. Tabii pasaport kontrolde çekim yasak. Çektiğimiz bir gizli bir çekim yaptım, bir de onu da sildirdiler. Yasakmış, askeri ve polisin olduğu yerde kesinlikle yasak. Hala kar var. Daha çiçekler, ağaçlar açmamış. Çünkü bu taraf gerçekten çok soğuk. Şeye yakın, Yüksekova'ya 30 kilometre. Aşağı yukarı 30 kilometre. Kısa bir sürede Kapıkule'ye geliyorsunuz. Hemen sınır kapısına. Çok rahat bir geçiş oluyor. Fazla insan yoktu. Biraz kuyruk oldu ama ona rağmen yine de çok beklemeden akşamüstü Urmiye'ye doğru gidiyoruz. Harika manzara. Tepelerde kar var hala. Yol da çok güzel. Abi de güzel. Taksici abi. Abi merhaba. Nasılsın? Evet, iyiyim. İyisin. Evet, iyi, çok şükür, teşekkürler, bizi aldın. Vallahi durdu aldı, böyle burada çok araba geçmiyor. Sen neresin abi? Ben de Dümen'de gelen Zürürek. Evet, Zürürek, buralısın yani. Zürürek. Bu köydensin yani. Ben bu köydensin. Evet. Yani. Buralı abi. Urme kaç kilometre abi? 45 kilometre. 45 kilometre, 45 kilometre yol gideceğiz şu anda. Akşam böyle güneşin batışı, sunset. Dağlarda hala kar var abi. Kar var. Yani. Sen Türkçe konuşuyorsun ama. Türkçe az konuşuyor. Ama zaten İranlılar Türkçe, çoğu Türkçe biliyor. Evet, az biliyorum. Çoğu biliyor ama yani güzel anlaşıyoruz yani. Bak sen benim dediklerimi anlıyorsun. Ben senin dediklerini anlıyorum. Evet. Güzel, sorun yok o zaman abi. Bak ne güzel. Türkiye'ye geldin mi sen hiç?
Gelmişim. Gelmişsin ha? Gelmişim. Sevdin mi? Evet, bunu sevdim. Çok güzel değil çok mi? Çok güzeldi. Adamlar da çok. Çok güzel. Evet. İran da çok güzel. Ben de İran'ı çok seviyorum. Bir İran'ı böyle baştan sona dolaşmak istiyorum bu sene. İnşallah işte hem video çekeyim hem gezeyim. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Teşekkürler. Abi, abi güzel adam. Böyle. Ürmiye'den herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi uyandık. İki gündür yol yorgunluğu. Van, Yüksekova, Hakkari. Sonra İran'a girdik. İşte dün gece. Ve bugün uyandık. Gerçekten bir yol yorgunluğu vardı. Şimdi sizlere kaldığımız odayı bir detaylı olarak bir göstereyim. Nerede kalıyor? Tam Urmiye şehir merkezinde kalıyoruz. Evet, bu odanın buranın en iyi otellerinden biri, merkezi. Oda böyle, televizyon var. Klima var. Buzdolabı var. Tuvalet, banyo var. Dışarıyı göstereyim, manzarayı, odamız manzarasını göreyim. Burada tarihi bir cami var. Şu aşağıda gördüğünüz buranın tarihi bir cami. En eski camilerden biri. Tam ezanla uyandık sabah. Bu odanın günlük fiyatı da kaç para derseniz. Burası da banyo. Gerçekten İran'ın tuvaletleri böyle arkadaşlar. Tuvalet kağıdı yok. Tuvalet kağıdı kullanmıyorlar. İşte bir banyo, tuvalet bir. Yani çok da rahat değil, konforlu değil. Yani $20 arkadaşlar. Bu odanın bir gecelik $20. Gerçekten bir şey değil. Ama tabii şey değil böyle, tuvalet kağıdı yok, şey yok. Yani ne bileyim. Konforlu, güzel görünüyor ama ne bileyim, insan işte detaylara takılıyor yani, bazen ufak detaylara takılıyor. O işte tuvalette oturamıyorsun falan, böyle zor yani. Burada şey, bu sistem bu. Ama bir şey değil yani, $20 bu oda için bir şey değil. Gerçekten büyük, kocaman oda, şehrin merkezinde. Tabii eskimiş biraz, bakım yapmıyorlar. Bakımsız. Evet, şimdilik bu kadar. Dışarı gidiyoruz. Hazırsanız çarşı pazarı, buranın tarihi, kapalı çarşıyı dolaşacağım. Detaylı olarak bir kahvaltı yapacağız. Buranın en güzel yerlerinden biri. Kaldığımız otel bu arkadaşlar. Şehir merkezinin göbeğinde. Güzel bir otel. Ama tabii eksikleri var. Güzel bir sokak, tarihi bir sokak. Şimdi bu sokak çıktık, bir kahvaltı yapacağız. Buranın iyi kahvaltıcılarından. Sonra kapalı çarşıyı dolaşacağız. Sizlere şu caminin güzelliğini göstereyim. Mozaiklere bakar mısın? Ne kadar güzel. Daha esnaf açmamış. Kankam günaydın. Şimdi günaydın. Nereye gidiyoruz? Şu an çok güzel bir köy kahvaltısı var. Oraya gideceğiz. Burada köy kahvaltısı var mı? Var, aynen. Urmiye'de köy kahvaltısı var. Van gibi mi? Nasıl? Van gibi mi? Van gibi, evet. Belki Van'dan daha iyi. Gerçekten mi? Gerçekten. Bakacağız. Bakacağız. Sağdan soldan. Şu caminin güzelliğine bakar mısınız? En üstte saat var. ...1503 yılında yapılmış. Kapalı bugün. Belki açarlar. Şöyle yandan da göstereyim. Bizim otelin tabelası.
Ne zaman açıyorlar camiyi? Günaydın. Yine saat yek. Saat yek. Yek açık ha. Ezanda açık ha. Hadi çarşamba. Birde açılıyor diyor. Birde açılıyor ezanda. Ezan vaktinde açılıyor. Bir ezan vaktinde yakalarsam içini göstereceğim. Çok güzel bir cami. Tarihi bir cami. Buranın en işek çatısı bizim otelde çıkınca. Kapalı çarşıya doğru gidiyoruz. Önce kahvaltı yapacağız. Kahvaltıcı yukarıdaydı galiba. Aşağıda. Oyuncaklar. Çok güzel değil mi? Fiyatlar yazmıyor. Çok güzel. Güzel oyuncaklar. Burası böyle. Günaydın. Koku satıyor. Esans. Parfüm. Urmiye'nin en yüksek caddesindeyiz şu anda. Yürüyoruz, turumuza devam ediyoruz. Kahvaltıcıya doğru gidiyoruz. Bakalım kahvaltıcıyı merak ediyorum yani nasıl bir sunum yapacak? Van'daki bizim yediğimiz kahvaltı gibi mi acaba? Burada taksiler sarı yine. Ama normal herhangi bir arabalarda mesela elini kaldırdığında taksi olarak götürüyor mu? Götürüyor. Dört kişi biriyle. Bu taksi mesela sarı olan değil mi? Şunlar sarılar taksi. Burada dikkat etmeniz lazım. Çok acayip araba kullanıyorlar. Sinyal verme yok. Bildiğin patakide kullanıyorlar yani. Bu geçişler var ama bu geçişlerde bizim gibi yani. Çok böyle şey yapan yok yani. Tınlayan yok. Mini dükkan böyle. Çikolata falan satıyor. Yol üstünde alt geçit. Burası da yine küçük bir cami. Harika mozaikler. Mimarisi çok güzel. Bakar mısınız ne kadar güzel estetik. Çok güzel. Kapalı ama. Tarih, birinci sınıf tarihi bina. Tatlısı. Bu değil mi? Ne ismi ne bu tatlının? Bilmiyorum da ip gibi bir şey. Günaydın. Bu ismi nedir bu tatlının? Bunun şu. Zaman Farsi falude olur. Falu? Falude. 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 Bu buranın en iyisi değil mi? Evet. Nasyonel. Nişasta, nişasta diyorlar. Nişasta. Nişasta ile güzeldi bu. Nişasta ile düzeldi. Düzeldi. Porsiyonu kaç para? Çıkarsa. Kaç para? Çıkarsa. Çıkarsa. Kırdı. Kırdı kısa geldi. Çıkarsa. 50,000. 50,000. Kiloyu 50,000. Hadi serçe var. Baş ettin. Kanka dışta gel. Sağ ol. Çok güzel. İlgilendi. Dur. Burası AVM mi? Kanka. AVM. Var öyle bir tıkat. Buranın AVM'leri böyle. Park otel diyor ya. Orası çok güzel, çok temiz de bunun sorunu ne kadar? Kime? Ne kadar? Kahvaltıcı mı? Yok.
Otel çok güzel bir otel. Tamam. Ne kadar soralım mı? Gel soralım. En azından temiz otel. Şimdi mi sorarım? Yani sorarım. Park otel. Belki bu akşam da burada kalırız. Burası çok temiz. Çok daha temiz. Gerçekten diğer otel de iyiydi ama bizim kaldığımız yer. Ama çok da temiz değildi yani. Eski, bakımsız park otele girdik. Bir fiyatları da soralım. Günaydın. Günaydın. Ne kadar uzatacağız? İki kişi. İki kişi. 50 lira verse 2 milyon. Kaç TL yapar? TL olan... 2 milyon. Sağ. 1000 TL mi diyorlar? 1000 TL mi? Güzel ama. Otel... Temiz. Çok güzel, temiz. Olması bugün de burada kalır. Evet. Akşam... Yer oluyor değil mi akşam? Yer oluyor. Tamam, kolay gelsin. Geldiğinizde. Tamam. Güzel, temiz. Olması bugün de burada kalır. Evet. Otel çok güzel. Lobisi falan harika. Bu akşam burada kalırız galiba. Yani oraya 550 vereceğiz, buraya 1000 lira vereceğiz. Ama temiz otelde kalacak değil mi? Doğru mu? Olur. Burada mı gidelim? Güzel bir sokak. Sokakları temiz ama İran'ın. Sen sürekli geliyorsun, yani nasıl İran kültür şeyi, yani şehrin... Bize göre değil mi? Yani bizim kültürümüz çok farklı, çok güzel yani. Yani İran kültürüne ben pek alışamadım. Yemeklerine, yani şeylerine... Sen yıllardır, kaç yıldır gelip gidiyorsun? Yaklaşık bir 10 yıldır gidip geliyorum. 10 yıldır gelip gidiyorsun iş icabı. Evet. Ama yani bizim Türkiye'miz bambaşka. Ya Türkiye gibi yok tabi. Ama her yerin de tabi farklı bir güzelliği var. Kültürler farklı. İşte burada da onun için zaten geziyoruz yani. Farklı kültürleri görüp deneyler yaşayıp lezzetler. Değil mi? Şu an ya bir kere zaten kültür değişiyor yani. Bir kültür şoku yaşıyorsun yani. Başka bir ülkeye gittiğinde değil mi? Aynen. Bir kültür şoku yaşıyorsun yani. Her şey, dil, yemek, her şey ya. Tatlı. Bunların bizim şeyleri, tatlı olayları meşhur. Bir de İran tatlıları meşhur. İran fıstığı çok meşhur. Fıstık? Evet. Burada Antep fıstığımızın bir değişik versiyonu ama onlarınkinde biraz daha limonumsu tadı var yani. Ondan deneyelim. Denemem lazım. Yani güzel. Bulursak alalım bir yerde. Evet. Bak şunlardan bahsediyorum. Evet. Buraya bir girelim mi? İran'da fıstıkçıya bir girelim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bu İran fıstığı değil mi? Kilosu 750 tümen, çeşit çeşit. 750 tümen. Evet. Bu YouTuber fenomen. Bu da mı İran? Bu soslu mu? O da soslu. Bize bir... Bu 500 saksa. Bir tadına bakalım mı İran? Bak. He? Bak canım. Serbest değil mi? Evet. Bakalım. Evet, bir İran fıstığın tadına bakıyoruz. Çünkü farklı dedik, tam önümüze çıktı değil mi? Fıstık diyorduk, önümüze çıktı. Hangisi en pahalı? En pahalısı açvayı varımızdı. 800 tuma. Şu. Bu sos yedim tuzsuz. Bu da soslu. Burada 780 tuma çeşit çeşit. En pahalısı en pahalısı bu açvayla aynı bu kelle botunun en iyisidir. Çok lezzetli. Evet, bunlar normaldi. Bu normal. Şimdi evet. Bunlarda kaç çeşit var? Hepsi fıstık ama. 20 çeşit fıstık var abi. Yani sosu var, tuzu var. Avaş rayında da farkı var. Bu mesela ufak avaşı, fındığı söylüyor. Bu 580 tuman. Tuzlu bu tuzlu. Ufak ağaçta evet. Fıstığı da biz ufak oluyor. Biz bunu Ahmet Ağa'ya söylüyor. Ahmet Ağa? Evet, bu tuzlu da tuzlu de. Yani çeşit çeşit bu da var. Bu da Ahmet Ağa'nın iyisidir. Ahmet Ağa? Evet, o 680 tumandı, bu 780 tumandı. Daha iyi. Kapalısı yok. 780 tuman. 20 dolar etmez o. Hem...
15 dolar. 15 zaten. Dolar. Evet. 15 kilosu 15 dolar. Bizim de Türkiye'de de fıstık sizin var. Sizin fıstık Antep'te vardı, Siirt'te vardı. Siirt, Antep var. Ben özüm Türkiye'de de çok fıstık yapmışım. Ha biliyorsun sen Türkiye'ye gidiyorsun. İsmin evet. Neydi senin abi? İsmim benim Kazım abi. Kazım abi. Ramazan ben de memnun oldum. Tamam memnun oldum. Merhaba, hayırlı işler. Siz hangi şehirden geldiniz? İstanbul. İstanbul. Evet. İstanbul'da benim bir güçlüğüm vardı. Metin Aydın. Metin Aydın. Metin Aydın fıstıkını yemişti. Birinci. Karışık. Burası kuru yemiş evet, işte. İstanbul'da. Firması ne? Fıska mı? Firma bir büyük bir şey varmış. Evet. Tam Paraçan'da, Antep'te de şey vardı. O büyük sancım bir adamdı. Maşallah. Sit'te de şey vardı. Babası da şeydi. Siz nasıl söylersiniz? Koca... Aşiret. Ha, böyle bir şey. YouTube adresi verirsen. Ramazan Tunç. YouTube'da. Şimdi... Bu. Hadi hayırlı işler. Takip edersin. Teşekkürler. Geleceğiz. Geleceğiz. Şimdi evet. Turluyoruz. Fıstık için geleceğiz. Çok lezzetli. Evet. Kanka sonra gelelim fıstık alalım. Hadi. Bir alalım biraz ya. Burası da meşhur kahvaltı yeri. Full. Baksana. Şimdi biz burada mı yiyeceğiz? Bu meşhur. Evet, buranın en meşhur kahvaltısı. Biz burada mı yiyeceğiz? Günaydın. 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 İyi günler. İyi günler. Sağ ol. Sen Türkçe biliyorsun. Kahvaltı yapacağız ama. Selamünaleyküm. Günaydın. Geç. Yer yok. Ha yıkar mı geçelim? Aynen. Günaydın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Buranın en güzel kahvaltıcısı. Kaymak var, yumurta var, yağlı yumurta, pide var. Çok güzel. Kolay gelsin. Buranın en meşhur kahvaltısına geldik. Gördüğünüz gibi yer yok. Günaydın. Böyle üstten de gösterisi. Vallahi yer yok maşallah. Evet kahvaltımız geldi. Gördüğünüz gibi arkadaş getiriyor. Böyle geliyor. Kahvaltı böyle geliyor. Bal kaymak. Doğal manda kaymak. Orijinal manda kaymağı. Bir de yumurta getirecek. Bakar mısınız? Servis bu arkadaşlar. Evet. Afiyetle bir bunun tadına bakalım. Afiyet olsun. Sağ ol. En iyisi mi var? Daha mı iyisi? Tabii de daha iyi. Manda kaymağı gerçekten lezzetli. Farklı değil mi? Farklı. Kaymağı çok güzel. Çay böyle geliyor. Güzel. Küçük şat bardaklardan. Ama su için plastik bardak koyuyorlar. Buraya da cam bardak koyabilir ama demek ki uğraşmıyorlar. Yumurta da geliyor. Yumurtamız da geldi. Yumurta da böyle geliyor. İki tane yumurta. Çok pişirmiyorlar. Hafif böyle görüyorsunuz. Sallanıyor. Bak tam tuzak var. Evet. Karabiber de atalım. Bandırıp yedir böyle. Kavamalı. Aynen. Güzel yumurtayı da güzel. Sen ne götürüyorsun? İsim ne senin abi? Hasan. Hasan merhaba. Memnun oldum. Allah güzel Allah adam diyor. Adam diyor kahvaltı bizden olsun diyor. Evet. Evet. Sağ olsun. Ne kadar? 240 bin abi. 240. Bu ne kadar? 1000. Böyle mi oluyor? Onlar bozuk abi. Onlar bozuk. Bozuk mu bunlar? Onlar bozuk. Bunlar bozuk mu? 1, 2, 3, 4, 40. 40 bin. 200 bin daha abi. 200. 40 bin, 200 bin daha abi. 200 bin daha. Bizim TL var. Dün ver var mı? TL mi? TL ne kadar? 200 bin. 200 bin TL. 1 lirası.
Tamam, ne kadar? Abi, bir tür lirası 1800. Tamam. 1800, 200 lirası. Tamam. O zaman 100 TL. 100 TL mi? 100 TL. 100 TL. O zaman sen bana verdin. 100 TL. Ha, 100 TL sen 100 TL vereceksin. Yo, 100 vereceksin sen bana. 100 tamam. Bu 200. Ha. Hadi sen bana ver. Sen bana vereceksin. Evet. Tamam, ben sana vereceğim. Yani 100. Efendim. Ha, tamam. Hadi eyvallah. Sağ ol. Eline sağlık. Sağ ol. Bilmiş abi. 100 TL'ye bağladık kahvaltıyı. 100 değil, 100'e mi oldu? 100 fazla oldu sanki. Bozuk bir şey değildi ya, 1-2 TL. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz mutlaka like butonuna basın. Abone olmadıysanız lütfen abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Renkli Dünya'nın hikayeleri devam edecek. Devam ediyor. İran Ümre şehrinde arkadaşlar, mutlaka takipte kalın. Sevgiler.